arkadaşlar. Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere ayçiçeği kurabiyesi tarifi vereceğim inşallah. Şık görünümüyle, muhteşem tadıyla çok harika bir kurabiye yapacağız inşallah. Kurabiyemiz için gerekli malzemeleri sayalım. 1 su bardağı yoğurdumuz, yarım paket eritilmiş ve soğutulmuş margarinimiz, margarin sevmiyorsanız tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 adet yumurtamız, 1 çay kaşığı mahlebimiz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkemiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı toz şekerimiz, yarım paket kabartma tozumuz ve 4,5 su bardağı da un kullanacağım. Kurabiyemizin üzeri için susam ve çörek otuna ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, buyurun kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle margarinimizi hamur yoğurma kabımızın içerisine döküyoruz. Üzerine sıvı yağımızı da ekliyoruz. Ve yoğurdumuzu da katıyoruz. Ve yumurtamızın hakkını sadece katacağız. Sarısını da üzeri için kullanacağız. Üzerine süreceğiz. Sirkemizi de katıyoruz. İçerisine mahlebimizi de katıyoruz. Mahlep katmak zorunda değilsiniz. Ama bütün marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz mahlebi. Ve şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. Toz şekerimizi de katıyoruz. Ve kabartma tozumuzu da kattık. Şimdi de unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu yavaş yavaş katıyoruz. Ve hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuracağız. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurdum. Bitti. Hafif biraz daha un serptim toparlanması için. Şimdi yumuşak, gayet yumuşak bir hamur elde ettik bu şekilde. Şimdi bir 5 dakika kadar dinlendirip yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, tepsimizin içerisine bir tane yağlı kağıt seriyoruz. Ve şekil vermek için bir tane bıçağa ve bir küçük çay bardağına ihtiyacımız var. Ve şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıyoruz. Ve elimizle güzelce yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamurumuzu bu şekilde elimizle hafif bastırarak ve şimdi de bardağı üzerine oturtuyoruz. Ve şimdi bıçakla 12 eşit parçaya keseceğiz. Kestiğimiz hamuru bu şekilde iki ucunu birleştirerek şekil vereceğiz. Ayçiçeği şeklini alması için böyle iki ucunu tutup bastırıyoruz. 12 eşit parçaya keseceğiz ki 6 tane yaprağı olsun. Ve böyle bardağı üzerinden alacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde şekil alması gerekiyor. Ve ben şimdi bütün kurabiyelerimi bu şekilde yapıp tepsime dizeceğim. Evet, şu anda yumurta sarısını sürüyoruz bu şekilde. Evet, yumurta sarısını da sürdük. Ve şimdi de çörek otunu ve susamını serpiyoruz. Önce ortasına bu şekilde çörek otundan döküyoruz. Ve susamını da yaprak kısımlarına gelecek şekilde serpiyoruz. Ve şimdi ben bütün kurabiyelerimin üzerine bu şekilde susamlarını ve çörek otunu sepeceğim. Ve daha sonra fırına atacağım. Üzerleri nar gibi kızarana kadar fırında bekleteceğiz. Sizler de inşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.